Ömer Faruk, Kadir Dostek, Ömer Dinçoban, Nikita Tek, Yaman Zingar, Ulya, Tek, ben bu bir sürü tek var. Ya kalkılmış, dün kazandığın parayı çıkar bakayım, altılı ganyan kuponu yatıracaksın. Tabii tabii, dün geceki rakıyı ben parayla almadım değil mi? Belediye kimsesiz ayılar için rakı yardımı yapıyordu, ben de rica ettim, verdiler. İronik de ki, Irak'ı alınca bütün paran bitti mi yani? Merkez Bankası çarpsın ki 5 kuruşum yakınmış. Pekala, neşter hazır. Aha, pens de hazır. İşte, pamuk da burada. Narkoz da hazır, ameliyata başlayabiliriz. Ne ameliyatı lan? Veretorayı. Ya param yok dedin ya, altılı ganyan kuponunu yatırabilmek için mecburen böbreğimi satacağız. Ya Allah planı vermiş, üzülmüş seni. Ulan ciddi dersin değil mi, üzülmüş. Beri bak, ben senin en çok sol tarafına vuruyordum değil mi? Demek ki sol böbreğin çürümüştü. Onun için sağ tarafındaki böbreği alacağız. Bak, sağ tarafında çürüdü, çürümüşüm. Bak Allah aşkına sağ böbrek de yırtıldı. Allah'ım çok şükür yırttık. Hatta bak sana söyleyeyim, hiçbir organım kalmadı. Hepsi çürüdü, yırtılmış. Bırakken de satışlar için organım kalmadı. Yani az önce gelseydim senin için bir şeyler yapardım ama son organımı da az önce çürüttüm. Lan kalkılmış, sen hakikaten salak mısın lan? Lan sen hakikaten salaksın lan kalkılmış. Lan böyle bir şey yapabileceğimi mi sandın lan? Lan salak, buna ne gerek var? Çıkar lan paraları. Aa, kapı çalıyor. Kapıyı açıp geleyim, ütülmüşüm, inan döndüğümde aynı bu pozisyonda duracağım, merak etme. Yok, olmaz, bu bizim mutluluğumuzun resmi. Mutluluğumuzu bozamaz, onun için kapıyı açmaya beraber gideceğiz. Gel bakayım. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben Kakılmış Hanım'ı arıyordum ama yanlış yere mi geldim acaba? Yok yok, doğru geldiniz. Kaydananı seviyormuş. Bak ben de şimdi tam Kakılmış'ı diyordum. Buyur, bir iki tane de siz çakın. Hemen çok komik. Böyle salak salak espriler yapmayayım bu stand-up ayısı. Buyurun, siz ne istemiştiniz? Ben avukatım Kakılmış Hanım. Size bir miras kalmıştı da ona haber vermeye gelmiştim. Ne? Miras mı aldı? Evet, miras kaldı. Köydeki akrabanız Reşit Ağa Hakk'ın rahmetine kavuştu da. Anaaa! Reşit Ağa! Anaaa! Hakk'ın rahmetine kavuştu da dur içimde yatsın ya bak. Sizden başka mirasçısı olmadığı için size kaldı. Ne kadar kaldı avukat bey? Yaşasın! Zengin olduk diyecek kadar kaldı mı? Biz şimdi onu hesaplıyoruz. Bir hafta sonra size haber vereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle avukat bey. Beni bak. Yine bir miras işi olsa çekinmeden gelebilirsiniz. Kapımız açık. Tabii, tabii. Allah'a ısmarladık. Ne yapıyorsun? Lan bu Reşit Ağa'nın çok malı var mıydı lan Kakılmış? Lan hatırlamıyor mu? Aa, bizim o harabe evle sizin o ayı ününü çık, geriye kalan köyün hepsi Reşit Ağa'nındı. Hankat mı diyor kız? Vallahi billahi ben en az 1000 dönüm toprağa, 1000 hektar arazi, yüzlerce toprağa vardı ben. Hatta toprak bakımından, halis topraktan bile daha zengindim. Hadi aslan sen yende zengin olduk desene. Gel şu şanlı alnından bir öpeyim. Hop hop hop. Var o da Yaşar Nuri Öztürk desinler be. Ben zengin oldum, sen de. Ne çabuk unuttun lan, ben senin kocanın. Mirası da bana vermeni lazım. Valla bu bir haftalık performansına bağlı. Eğer bir hafta boyunca beni memnun eder, bir de düğümü iki ekmezsen, tamam miras senin. Aksi takdirde pençelerini yalarsın. Seni nasıl memnun edeceğiz de Kakılmış? Memnun etmek emme zormuş be Kakılmış be. Şu erkek aleminden bana çamaşır bile yıkatıyorsun ya. Lan yeni formül dayıyor. Bak, kesil yeşil adam sabahtan akşama kadar çamaşır yıkıyor. Senin gibi hiç ileniyor mu be? Bana ne lan ilerimin gavurunun yeşilinde ne? Bak bizim yeşil hiç çamaşır yıkaya mı?
Susurluk'tan bu yana her olayda adamın kirli çamaşırları çıkıyor. Demek ki hiç çamaşır yıkamıyor. Ey ululardan ulu Rabbim! Espri yapabilen bir ayı yaratman çok güzel, çok harika bir şey ama bu ayı biraz abarttı. Sosyal içerikli espriler yapmaya başladı. Ey yarabbim! Alay etme lan benimle! Yıkamıyor lan çamaşır mamaşır. İstemiyorum lan senin pis mirasını da he. Ana ulan bir düşünsene ötürmüşüm. İki kupon altılı oynamayla niye getiriyorsun ki? Miras eline geçince o kuponlar matbaadan tırlarla evimize kadar gelecek. Hepsini sen oynarsın. Ulan hatta ve hatta o mirasla bir tane at alırsın. Paso kendi atına oynarsın. Ana hatta ve hatta ne diyorsun biliyor musun? O mirasla o kadar çok at alırsın ki bir ayakta bütün atlarını koşturursun. Ulan biri gelmezse öteki birinci gelir be. Isıcak su götür kız kalkılmış. Çabuk bakkala seni deterjan götürsün. Ben şuna bir su tacı çıkıyorum. Ben onları tülendikten sonra bunları tülenecek. Son ütücü tülmüş efendi. Ben kalkılmış ineği. Bana ütü masasında cinayet işlettirerek canım ütü masasını cinayet masasına çoğurtturacaksın. Lan bir delilik yapma. Bak miras eline geçince aha bu ütü masasını rakı masasına çevireceksin. Rakıları mezeleri şöyle bir yayacaksın. Ulan rakı şişesinde ayı balığı olacak. Ulan bunları yıkadım mı kalkmış. Tam senin dediğin gibi soğuk suyla yıkadım. Buz gibi ellerim dondu. Ne? Pilavı pişiriyorum Ümit Usta. Bırak şimdi pilavı neyi de. Sen bir leğenle suyu getir bakayım, ayaklarımı yıkayacaksın. Ne? Ayaklarını mı yıkayacaksın? Ya sen kafayı mı yedin kalkılmış? Bana öyle şey yaptıramazsın lan! Sen biliyorsun ütülmüşüm. Havada bulut, sen mirası onu! Tamam şaka yaptım. Ben gideyim İlyen'le su götüreyim. Ilık olsun değil mi? Ya güzel olsun. Allah'ım. Reşita, zamanlaman harika vallahi. Ölmek için bu kadar doğru bir zaman seçildi be. Ama hiç merak etme. Arkandan ikilmişi de gönderiyorum. Mirası kullanıp ona öyle bir eziyet edeceğim ki. 3 gün sonra kendini senin yanında bulacak. Şuraya bak be. Tarihe geçecek bir olay var burada be. Hadi bakalım. Ayaklarımı bıcı bıcı yap bakayım. Yapma. Valla kızın cebiyle çok güzel görünüyor. Ne süs ayısı. Ana. Kız evde misin kakılmış? Kız kakılmış kadar başına taş düşsün. Hırs bu. Gel içeri gel kapı açık. Nereye oldu? Otur ya. Çöp. Ana. Kız Ruhiye. Dondun kaldın kız. Geldi yanımda donacık. Gel. Sirke bitti işte. Senden azıcık sirke istemeye geldiydim. Hoş geldin Rukiye bacı. Hoş bulduk enişte. Kolay gelsin. Şey biliyorum. Temizlik imanın yarısıdır. O bakımdan. Tabii. Etilmiş efendim. Artık başlayabiliriz yıkamaya. Başladı başladı. Rahladım. Ama böyle bu usulde ne olmaz, olmuyor. Senin taktiğini kullanacağız yıkarken. Nasıl oldu? Şeylerdi, hatırladım. Sağ yanağını vurunca sağ ayağımı mı yıkıyordum? Bilmem, ben pek hatırlayamadım da. Ama ben hatırladım. Oh! Vardım Ruhiye. Robot gibi ne? Düğmesine basınca hemen çalışıyor robot ayısı. Keşke benim adam da böyle itilmiş enişte gibi olaydı. Dur kız bir tarafın şişmesin. Ne ütülmüş? Ay hazır elim değmişken Ruhiye'nin da
ayakla yıka. Olmayan bak kızım sen de yıkadıkça delleniyorsun. Seni öcük mantık çerçevesinde hareket etmeye çağırıyor. Aşk olsun itilmiş enişte. Benim ayaklarım kötü bir yıkamak istemiyorum. Çıkar çıkar ayaklarını çıkar. Heh, Ecinem çıkar. Nasıl Ecinem? Şöyle bir çözülsün. Heh, hadi. Aa, kızım, peki, ne edeceğim? Çalıştırsın da bassın düğmesine kızım. Kız, ayıp olur be. Kız, aramızda ayrı kaydı mı var? Buna basmaz da çalışmaz. Peki. Ah! Ya, gördün mü nasıl çalışmaya başladı hemen? Gözünü sevdiğimin teknolojisi. Ya bunu yaptım en yapıyor vallahi. Vallahi bu ütülmüşün spor modelinden. Hele bir lazım ya. Vallahi vallahi pek model. Ne ütülmüş? Bu ayak yıkamayı stop etmek için ne yapıyordun sen? Bilmeyen o kadar kafama vurduğunuz gibi hafızamı kaybettim. Ben hatırlıyorum bak şimdi. Şimdi ayaklarımızı şöyle çıkartıyorduk, çırpıyorduk iyice suyunu şöyle alıyorduk. Sen de yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Ondan sonra şöyle bir tane yapıyorduk mu? Ana makine duruyordu. Ha durma işte. Şu miras işinden büyük bir para kalsa şu bültendeki bütün atları satın alırdım anasını satayım ben. Veli Efendi Hipodromu'nun da adını değiştirip İdilmiş Efendi Hipodromu yapardım. Ne güzel oldu lan. Evet sayın seyirciler. İstanbul İdilmiş Efendi Hipodromu'na hoş geldiniz. Boğun koşan atların alınlarından teker teker öpüyoruz. Çin pis normal... Lan itilmiş. Sen de kahvaltıyı hazırlamadın mı? Yoksa mirası artık istemeyen mi? Bunlar sınav kalkmış istemez olur muyuz? Ağzında yenersin. O zaman kalk bakalım. Kalk! Dur Umut kalk! Anne kapı çalınıyor lan. Kapıyı açacağız. Yürü bakayım. Yürü. Yürü lan. Yürü. Gel lan buraya. Avukat Bey. Hoş geldiniz. Kaynanam seviyor galiba. Yine dayak üzerine geldim. Ne oldu avukat bey hesaplayabildiniz mi? 300-500 milyar var mı? Yok canım o kadar değil. Ödemeniz gereken borç 3 milyar. Borç mu? Maalesef borç. Reşit Ağa ömrünün son yıllarında kendini kadına kıza kumara vurmuş. Harcadığı para yetmiyormuş gibi yüklü miktarda da borçlanmış. Bunları ödemek de varislerine kalıyor. Elveda hayat. İsterseniz reddi miras hakkınız var. Ama ödemek isterseniz kartımı buyurun. Büroma beklerim. Hoşça kalın. Oturmaya da buyurun. Sıkıntı lan bakılmış. Şimdi de ben mirasımı açıklıyorum. Ay dinliyor bitirmiş aklıma. Sana itilmiş tarafından yüz dönüm